...yoluna başvuracaklarını gösteriyor. İkincisi, para basılacağını gösteriyor. Para basmak aynı zamanda enflasyonu körükleyecek. Hem doların yükselişi hem para basma. Bunun sonucu ben bir erken seçim ilanı olacağını tahmin ediyorum. 2012 yılında bu, bir erken seçim olacağını bunun, zannediyorum. Bunun sonucu değil de bence... Ona hazırlık. Bunun sonucu değil de bunların sonucunda, bunların sonucu gelmeden bir erken seçim. Çünkü bunun sonucu, bu saydığın şeylerin sonucu bu enflasyonist süreçtir. Türk lirasının değer kaybı belki yüzde yüzleri bulacak geçen geçen yani bu yılın başından bu yana çünkü şu an %50'yi geçti. Evet. Yani yıl başından bu yana yüzde yüzleri bulacak. Enflasyon resmi enflasyon yüzde yirmi beşlere gelecek. Dolayısıyla bu sonuçlar ortaya çıkmadan önce işte bu saydığım düzenlemelerin ve getireceği rahatlama kısmi rahatlama böyle bunu bekliyorlar. Böyle bir rahatlama gelecek evet. falan insanlar bunu hissedecekler. O rahatlama geçmeden hemen bir seçim, hemen bir seçim, baskın seçim bunun peşindeler. İşte Erdoğan gitmez seçime 2023'e kadar bekler diyenler de var. Ben aynı değilim. 2020 göstergeler 2022'de sonbaharında hatta ilkbahar ya da sonbaharında bir seçimin yeni beklediğini. Yeni Cumhuriyetin 100. yılına yeni bir iktidarla yürümek iddiasıyla ben seçime gidileceğini düşünüyorum. Çünkü yani yaksi takdirde ilkbaharda faizde olağanüstü bir patlama olacak. Metin Gürcan'ın tutuklanması muhalefete karşı giderek artan baskıcı ve şiddet içeren tutum, tehditler konuşacağız. Yani Mansur Yavaş'a yönelik Hemen ona gelelim artan istersen. tehditler. Ekrana getirsin arkadaşlar? Istersen. Tabii bütün bunlar aslında bir erken seçimin bir taraftan hem işte ekonomik olarak bir takım o yani insanların üzerindeki baskıyı hafifletici ama enflasyonu da alabildiğine azdırıcı tedbirler. Bir taraftan da muhalefetin üzerindeki muazzam zaten büyük olan baskıyı daha da arttırmak, onları siyaset yapamaz hale getirmek, medya özgürlüğünü kalan kırıntılarında ortadan kaldırmaya çalışmak, yeltenmek. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bunların herhangi bir ne, ne, nedensiz yere yapıldığını kimse düşünmemeli. Bu zaten ekranda şu an Alparslan Türk Vakfı'nın baskın görüntüleri var ve evet. görüyorsun Azerbaycan ve Özbekistan bayraklarıyla karşılıklı birbirlerini dövüyor. Evet. Salonda Gelenler şu ortadaki Ankara MHP İl Başkanı Turgay Başdoğ sanırım ve geliyor. Ön tarafta ilk gördüğü kişiye tokat atıyor ve sonra salon karışıyor. Ee, ve daha sonra görüntülerde göreceğimiz üzere e, orada kenarda Türk devletlerinin bayrakları var. Onlardan Azerbaycan ve Özbekistan bayrağını kavrayıp birbirlerine vuruyorlar. Ve bu da e, işte olay anı. Burada birkaç tane polis var ama polis kendisini ancak kurtarır. Şimdi tabii e, MHP lideri grup toplantısının çıkışında e, Mansur Yavaş için Bundan sonra ülkücülerin nefesi ensesinde olacak dedi. Bunu neden söyledi? Çünkü Alparslan Türkiye Şefak Vakfı'nın genel sekreteri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Berka Genel Müdürü olan Alparslan Yılmaz ve MHP cephesi kendisinin kendisinden ayrılmış olan başta Türkiye ailesi olmak üzere hizip niteliğindeki grupların yavaş tarafından finanse edildiğini iddia ediyor. Parti içine müdahale edildiğini iddia ediyor. İşte bunu gerekçe gösteriyorlar. Bu tartışma sürerken MHP cephesinden ee, açıklamalar gelmeye devam etti. Onlardan birini ekran alalım. Ee, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün 1 Aralık'ta şöyle bir tweet silsilesinde şöyle dedi. Mansur Yavaş artık rahat durmalı. Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı. Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi. Rüzgar eken fırtına biçer. Fitne eken öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer. Halkın haceti bunlar değil. Ardından evet. Tane daha var. Hı hı. Ardından Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım o da bir tweet paylaştı. Sözde anma toplantısında yaşananların arkasında Mansur Yavaş'ın olduğunu biliyor ve kendisini açıkça uyarıyoruz. Milliyetçi ülkücü hareket senin tuzaklarına ve fitne ortaklarına boyun eğmez. Aklını başına topla. Bozkurtların gözü üzerinde nefesi ensendedir. Evet Kadir abi. Şimdi Semih Yalçı'nın burada Mansur Yavaş'ı işte bunları yaparsan şiddet biçersin diye tehdit etmesi Artık çok açık yani şiddet var işin içinde Şid... sana sana şiddet uygularız diyor evet. çok açık ee, yani e, bu bunun karşısında Mansur Yavaş ise e, sol kanlığını koruyor demeç vermeyeceğini demeç söyledi, vermeyeceğini söyledi. E, şöyle bir değişim görüyorum ben Mansur Yavaş herhalde yeni başlamadı eğer bu suçlama mıdır gerçekten yani böyle bir suçlama olmaz. Hı hı. Mansur Yavaş kendi kaynaklarıyla e, istediği kuruluşu destekleyebilir. kendi Belediyenin kaynaklarını kastetmiyor. Yani destekliyorsa destekleyebilir. Meşruysa, yasalsa ayrı mesele. Ama bu bir suç değil. Siyaseten de suç değil. E, ortada bir hakaret yok. Ortada gayrimeşru bir hareket tarzı yok. Ama bunu yaparsan şiddet biçersin demek doğrudan açık Açık bir tehdit bu, şiddet tehdidi. E bunun e, karşılığında Mansur yavaş galiba pozisyonu koruyup böyle devam edecek. Ama ilginç olan şey, hatırla, hatırlarsan bir altı ay kadar önce veya hatta birkaç ay öncesine kadar Mansur yavaş'ı hiç hedef almıyorlardı. Evet. Mansur yavaş bu. Zaten gelmedi. tehditlere bir şey neden olan tehditlere neden olan e, davranışı iddia edilen davranışı yeni mi? E, uygulamaya koydu. Yani bu vakıf veya neyse vakfı desteklemek falan gibi onu bilmiyorum. Ama varsa böyle bir şey. Bu vakıf bilmiyorum. yok. Bu vakıf eski bir vakıf. Bu vakıf, bu vakıf çok eski. 97 yılından beri var. Ama yani Mansur Yavaş destekliyorsa yeni mi başladı acaba desteklemeye? Mansur Yavaş da 2016'ya kadar MHP'liydi zaten. Fakat bu tavır yeni başladı. İşte bu tavır yeni bir tavır. Bunu MHP'ye yaptırıyorlar. Mansur Yavaş'ı MHP hedef alıyor. Çünkü orada şu görülüyor. MHP'den daha çok Mansur Yavaş'a gidecek. Herhalde ölçtüler, araştırdılar. Gördüler ki kendi tabanlarından Mansur Yavaş'a yönelik ciddi bir sempati var, bir yönelim var. Bunun önünü kesmeye çalışıyorlar. E, o zaman da yaptıkları şey işte ötekileştirmek, düşmanlaştırmak, şeytan iyileştirmek vesaire. Burada yapmak istedikleri şey hem taban konsolidasyonu, aynı zamanda bu itibarsızlaştırmak ve gayrimeşru ilan etmek yaptıkları bu. Ama neden şimdi yapıyorlar? Onun cevabı da bence adı konmamış bir erken seçim hazırlığı bu. Yani artık Mansur Yavaş'ı da hedef tahtasına koydular. Daha önce İmamoğlu'yla uğraşıyorlardı. Ben burada bunu Cumhur İttifakı olarak bir bütün olarak görüyorum. Çünkü bir iş bölümü var belli ki. Mansur Yavaş'la uğraşma konusunda MHP kanadı daha çok görev alıyor. İmamoğlu ile uğraşma konusunda Cumhur İttifakı'nın AKP kanadı daha çok başı çekiyor. Ee, tekellerini kaybediyorlar. Evet yani sen geçen salı günkü programda da ülkücülük üzerindeki ideolojik ve siyasi tekellerini örgütsel, aynı zamanda. örgütsel tekellerini yitiriyorlar. Yitirirler. Tabii e, totaliter zihniyete sahip olan bir e, totaliter bir siyasi kültür. Neticede MHP böyle bir siyasi kültürden geliyor. Aşırı sağ. Buna, bunu hazmetmeleri mümkün değil. Yani çoğulcu, ülkücülükte bir çoğulculuk ziyade ülkücülüğü MHP'nin tek eline almak, tek elinde tutmak gibi bir amaca sahipler. Bu da bu da bu çerçevede yanlış olsa dahi, gayrimeşhur olsa dahi mantıklı Hı -hı. gözüküyor. Bu böyle böyle gider evet. muhtemelen. Ben tabii eee Semih Yalçın'ın daha önceki tehditleri ve hedef göstermelerinin neticesinde gazetecilere saldırıların vuku bulduğunu, tertiplendiğini biliyorum. bu bakımdan da bu tehdidin de çok ciddi alınması gerektiği kanaatindeyim. Gerekli umarım tedbirleri Mansur Yavaş evet. alacaktır. Ama diğer bu cezasız kültürde Biraz fazla besleniyor son zamanlarda. Gösterdiğimiz videolarda polis seyirci durumundaydı. Yani polis, bunu seninle geçen sırada tartıştık. Polis olay olayları seyrediyor. seyrediyor. seyrediyor Çünkü orada da bir siyasi sahip var. Yani polisi polise emir verenler, onu yönlendiren siyasi irade, burada devletin polisini, kamu düzenini sağlamakla görevli olan polisin, kamu düzeni bozulurken hareketsiz kalmasını, siyaseten menfaati olduğu için temin ediyor. Şu, şu toplantı TÜGVA'nın toplantısı olsaydı ve bu şekilde basılsaydı iktidar tepkisi ne olurdu? Türkev'in olsaydı. Yani bunu bunu sadece bunu, bunu. Adalar Belediyesi işgal altındaki eee Türkban'ın işlettiği, çalıştırdığı eee Dernek dernek lokalini ya da bir lokal. E, zabıta marifetiyle yasal çerçevede eşyalarını dışarı çıkardığı için iktidar yanlısı basın. bunu günlerce baskın baskın diye anlatıp canlı yayında yayınladı. Ve o baskına da baskın baskın e, dendi ama polis müdahale etti belediye zabıtas. Evet. O zaman polis orada devreye giriyor. Evet. polis orada devreye girdi evet. ve iktidarın iktidarın doğrudan göbeğinde yer alan mahkeme bir mahkeme kararına rağmen Kadir Vakfın, abi. evet, mahkeme kararına rağmen. Evet. Dolayısıyla yani burada burada devletin tarifi evet devleti tarif edemiyoruz. Onu diyeceğiz. Yani o, polis burada da... maalesef Cumhur İttifakı tarafından partinin kolluk kuvveti gibi evet. kullanılıyor. Yani partinin, devletin değil, partinin parti, parti devlet partinin devlet olmuş evet. durumda. Ve kolluk kuvvetleri de Onun özel güvenlik görevlisi. E, onun menfaatleri evet. doğrultusunda evet. hareket eden evet. bir yapıda. Şimdi TÜGVA'nın etkinliği böyle bir şekilde basılabilir miydi? Basılamazdı kardeşim. Türkiye'nin basılabilir mi?